Evet sevgili öğrencilerim, hiç hız kesmeden hemen üçgende merkezler konusunun yani 9. bölümümüzün konu testini çözelim bu videomuzda istedim. Şöyle bir odaklanmasını bir ayarlayayım. Gayet güzel. Işıklanmasını da biraz açalım. Evet, fira bismillah diyorum. Birinci sorumuzla başlıyorum. K noktası ABC üçgeninin içteğet çemberinin merkezidir. Ve ben artık biliyorum ki içteğet çemberin merkezinden açıortaylar geçiyor hocam. Bu bir açıortaydır. AK'ya 5 demiş. 5K. KD'ye de 4K demiş. Buraya da 4K yazalım. Şimdi şu BK da kesin açıortay değil mi? K noktasından geçtiği için bu da açıortay. Ve bu açıortayın ayakları 5'e 4 ise kolları da 5M'ye 4M olur. E hocam şu da açıortaydır. Bunun da ayakları 4, 4'e 5. O zaman kolları 4N'e 5N olur. Şimdi çevreyi bize 36 vermiş. Çevremizde ne var dostlarım? Hepsinin çevresini hesaplayalım. 5M, 4M, 5N, 4N yani 9 tane M artı N var. Ve bu 36. O halde M artı N'i biz 4 bulduk diyebiliriz. Şimdi bizden nereye istiyordu? BC. BC'de de şurası var. Bakın 4 tane M artı N var. Yani 4'ün 4 katı var arkadaşlarım. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi üçgenin iç bölgesindeymiş dostum. Üçgenin iç bölgesinde olduğu zaman bu üçgen nasıl üçgendi? Dar açılı üçgen. Bütün açıları dar açıdır demiştik. Bize de BC'nin en büyük değerini soruyor dostlar. Biz şimdi şöyle yapacağız. Üçgende açı-kenar bağıntıları vardı hatırlarsanız. Üçgenin bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani x 5 ile 7'nin toplamından küçük. 5 ile 7'nin farkından da büyük olacak. 2'den büyük, 12'den küçük. Bir de dar açı olmasını konuşacağız şimdi dostlar. Diyeceğiz ki dar açı ne demek? 90'dan küçük demek. Lan diyeceğiz, burası tam 90 olsaydı o zaman x kare eşittir 5'in karesiyle 7'nin karesinin toplamı olurdu hocam. Eşit olsaydı 90'a böyle Pisagor'dan bulurdum. Ama küçük dediği için ben de burayı küçük yapıyorum hemen. Peki demek ki şöyle çıkıyor. X kare küçüktür 49, 65, 64 mi geliyor buradan arkadaşlarım? 64, 74 geliyor değil mi? 50 olsa 75, 74 geliyor. Evet. X küçüktür kök 74 oldu. Şimdi kök 74 dediğim 7 ile pardon 7 diyorum. 64 olsaydı 8 diye çıkardı. 81 olsaydı 9 diye dışarı çıkardı. Yani 8 ile 9 arasında bir değer çıkacak. O zaman 8,2 diyeyim ben ona. Hadi. Bakın ne geldi demek ki? X küçüktür 8,2. Onu da buraya yazdım. İşte bu ikisinin kesişimini alıyorduk hemen. İki tane aralık bulduğumuzda kesişimlerini alıyorum. Büyüklerden küçük olanı yani 8,2'yi, küçüklerden zaten bir tek 2 var. 2'yi alıyorum. 8,2'den küçük en çok ne olabilir? 8 olabilir dedim. Evet, geldim 3. soruya. ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi O noktasıdır. Demek ki bu O'dan geçen doğrular şu C'den ve O'dan geçiyorsa bu bir dış açıortay. Şu AO'yu çizseydim bu da bir dış açıortaydı. BO'yu çizersem bu da bir iç açıortay oluyordu. Bize de nereyi soruyor? AD'yi soruyor. Şuradaki x'i soruyor arkadaşlarım. Bakın şunun dış açıortay olmasını konuşacağız dostlar. Bunun kolları biri 6, biri 7. Yakın kol bölü uzak kol eşittir. Ayaklardan biri x, biri x artı 5. O halde x bölü x artı 5'e eşit olacak dememiz soruyu çözdüğümüz anlamına gelir. Hemen çözelim. 7x eşittir 6x artı 6 kere 5 30. Buradan x eşittir 30 geldi. Evet, 4. sorumuzdayım. 3, 4, 5 üçgenini gördüm. O noktası iç teğet çemberinin merkezi olduğuna göre OH nedir diye bir soru sormuş bize dostum. Bakın bunu birkaç farklı yolla çözebiliriz biz istersek. Mesela şimdi O noktası iç teğet çemberin merkezi ise şöyle iç teğetini bir çizeyim ben bunu. Şöyledir. Buradan buraya çizdiğim diklik, buraya çizdiğim diklik hep yarıçap olur. R, R, R. Şimdi şurada bakın 90, 90, 90. Mecbur burası da 90. RR'den dolayı bir kare çıktı. Şurası 3 eksi R. Burası 4 eksi R. Hocam iki tane teğet kollarında, hani açıortayda fışkırtma teoremiydi bunlar. Şu açıortay olduğu için kollar da birbirine eşit. Burası da 4 eksi R. Burası da 3 eksi R. Ve senin şurası, yani 7 eksi 2R dediğin yer 5. Buradan R'yi 1 bulursun. Yani OH'ı 1 bulursun. Bu birinci yol olsun arkadaşlar. Bir de şöyle bir yolumuz var. Sur dediğim alan formülü vardı hatırlarsanız. Alan eşittir U çarpı R. Alanı ne bu dik üçgenin? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 3 ile 4'ü çarp 12. Yarısı 6. Eşittir. U dediğimiz çevrenin yarısı. Çevresi neymiş bunun? 5 burası. 4 daha 9. 12. 12'nin yarısı da 6 çarpı R. 6'ya bölersem her iki tarafı R'yi yine 1 bulurum. İki farklı yolla çözmüş olduk. Geldik buna. Peki ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O noktasıdır. Bakın ne demiştik? Çevrel çemberinin merkezi bir kenarın üstündeyse o üçgen kesin dik üçgendir. O kenar kesin hipotenüstür dedik. Burası da 7'ymiş. Bize de x'i soruyor arkadaşlarım. AC'yi, geri kalanı Pisagor. 7'nin karesi eşittir x kare artı 3'ün karesi. 40 eşittir x kare. Kök 40 eşittir x olur. O da 2 kök 10 diye dışarıya çıkar. 6. sorumuz. O noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir demiş. Dış teğet çemberin merkezinden 2 tane dış açıortay, 1 tane iç açıortay geçerli, hatırlattım. Şurası 4. Burası 5 ise şuranın 3 olduğunu biliyorum toplamda. Buna göre, yukarıdaki verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir diye de bir soru sormuş bize dostum. Çemberin yarıçapı dediğimiz şuraya giden diklik veya buraya inen diklik RR veya buraya inen diklik. Şurası da R oldu. Burası R oldu arkadaşım, yine gördüğünüz üzere. Şurası 3 eksi R oldu. O zaman burası da 3 eksi R'dir hocam dedik. Ve şimdi son olarak şunun da açıortay olmasından dolayı fışkırtma teoremi yaparsam 4 artı R ile şuranın birbirine eşit olduğunu biliyorum. 4 artı R eşittir 5 artı 3 eksi R. Buradan da cevap gelir arkadaşım. 4'ü bu tarafa atarsak 4 eşittir 2R, R eşittir 2. Dostlar şu kuralı hatırlayın. Çembere bakın, A noktasından çizilen bu teğetle bu teğet birbirine eşittir. O yüzden buna R dediysem bu da R. Ya da burada bakın B noktasından buraya çizdiğim 3 eksi R ise buraya çizdiğim de 3 eksi R. Veya C noktasından buraya çizdiğim 4 artı R ile buraya çizdiğim 8 eksi R birbirine eşit olmalıdır. Bu dondurma kuralı dediğimiz kuraldır. Ya da açıortaydaki fışkırtma teoremi dediğim teoremdir. Evet, 7. sorumuz. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G. Demek ki bu bir kenarortay. AD kenarortay. İç teğet çemberinin merkezi de O. Demek ki o AE bir açıortay. 6 var, 9 var. BC'yi de 10 vermiş. Şimdi BC 10 ise bu kenarortay ya, Denizli noktası. Burayı 5 5 diye böldü bir kere. Bu 1. Şimdi şu açıortay ise 6'ya 9 ya arkadaşlarım. Kollarının oranı, hani bu bir açıortay madem ki. Şöyle açıortayı gösterelim. Şu adam açıortay. Kollarının oranı 6'ya 9. Hatta sadeleştirip de söyleyeyim. 3'e böleyim. 2'ye 3. O zaman şu ayak 2K. Bu ayak 3K. Ve toplam 5K'yı bize 10 vermiş. K 2. Demek ki burası aslında 4. 5'ti şuraya kadar. ED'ye kaldı 1. Zaten orayı soruyormuş. Cevap Bursa. F noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir diyor. E noktası ise ABD üçgeninin dış teğet çemberinin merkeziymiş. Şimdi F noktası iç teğet çemberin merkezi ise bu bir açıortay. Hocam şu da bir açıortay. Bunu da gösterelim. C'den çizersem bu da açıortay olurdu. Şimdi E noktası şu üçgenin dış teğet çemberinin merkezi ise bu A'dan gelen, bu E'den geçen doğru bir dış açıortay olacak. O zaman bu da nokta. Nokta nokta noktaysa hepsi birbirine eşit. Demek ki 60-60-60 derece oldu buralar. Başka, şu da 60 derece oldu tabii ki. Bunu da yazalım. Evet, dış teğet çemberinin merkezi ise bu da iç açıortayı, bu da geçersiz, bu da dış açıortayı olur ama çok önemli değil orası. Bizden ne istiyor şimdi bu? FE. Şuradaki x'i istiyor arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Önce şuradaki BF'yi biz bir bulalım. BF'yi. Onu da hatta şurada bulayım. Şöyle buraya çizeyim ben o üçgeni. Şurası 2 olan, burası 4, aradaki açı 60, burası da BF. Şimdi hemen 60'ın karşısına bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 2. 30'un karşısı 1, buraya 3 kaldı. 60'ın karşısı da 1 kök 3. Şuradan da Pisagor yaparsam 3, 9 daha 12. Burası da 2 kök 3 oldu arkadaşım. Değil mi? Burası da 2 kök 3 birim geldi. Hatta burası 30, 60, 90'mış da. Neyse biz yaptık yine de böyle. Burasının 2 kök 3 olduğunu gördüm. Bakın hatta burası kesin 30 derecedir. Çünkü neden? 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Bu üçgen 30-60-90 üçgenidir. Demek ki burası da 90. Şimdi demek ki 60'tı şu arası. Şurası da 30. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. 2 kök 3 olacak. Sorumun cevabı da Denizli'den gelecek. Yani bu 30-60-90'ı görmeseydim ben şunun dış açıortay olmasından faydalanıp dış açıortay teoremi yapacaktım. Yani 2 bölü 4 eşittir x bölü x artı 2 kök 3 deyip oradan bulacaktım x. Pekala 9. sorusundayız arkadaşlarım. Konu testi 1. H noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir diyor. H noktası diklik merkezi ise burası kesin 90. Burası kesin 90. Hatta burası 3 oldu. Başka devam edelim. 4, 5. Buna göre DCX nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi 3, 4, 5'i gördük. Benzerlik yapacağım muhtemelen arkadaşlarım. Şöyle yapayım. Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şurası da B. Burası A'dır. 90 A. Şurası da B'dir. Şimdi bakın şu üçgenle şu mavileştirdiğim üçgenin açıları eşit olduğu için benzerleştirdim bunları. Şimdi burada A'nın karşısı 3. Burada A'nın karşısı X. Eşittir. Burada B'nin karşısı 4. Burada B'nin karşısı 8. O halde hadi benzerleyelim bunları. 3 kere 8 24 eşittir. 4x gelir. X eşittir. 6 çıkar. Yapıştır gelsin. 10. sorumuz. H noktası ABC üçgeninin diklik merkezi ise o zaman bu AH yüksekliktir. Ve bakın aynı zamanda da kenarortay olmuş arkadaşlarım bu. Hem yükseklik hem kenarortaysa bu kesin açıortay, bu kesin ikizkenar üçgen. Peki nereyi 4 vermiş? AK'yı 4 vermiş. Şu yükseklik 4. Hatta 2, 4, 2 kök 5 değil mi? Biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıdır. Bize neyi soruyor? KH nedir diye de bir soru soruyor arkadaşlarım. KH neresi? Şuradaki x'i soruyor bize. Şimdi ben şu BH'dan da bir çizgi çizersem. Bu BH dediğimde bir yükseklik olacak. Neden? Çünkü diklik merkezinden geçiyor değil mi dostlarım? Peki şuraya A açısı dedim. Şunu da yazayım. Şuraya B açısı dedim. Tersten bu da B. Şurası da A. Hatta burası da B oldu. Ve bakın az önceki soruda yaptığım gibi şu üçgenle şu büyük üçgeni benzerleyeceğim ben dostlarım yine. Hadi benzerleyelim. Burada küçükte A'nın karşısına KH yani X düştü. Burada A'nın karşısına 2 düştü. Eşittir. Burada B'nin karşısına 2 düştü. Burada B'nin karşısına şuranın tamamını ne vermişti? 4. 4 düştü. Evet buradan da X eşittir. İşlemi yaparsak 1 geldiğini görüyoruz dostlarım. 11. sorumuz G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Yani buradan kenarortaylar geçer ki bakın bir tanesini çizmiş zaten. Kenarortayı gördük. Hatta tabana bir açıya 2 kuralından buranın da 1'in 2 katı olduğunu da söyleyelim. Burası 2 geldi. Bizden nereyi istiyor? BC'yi istiyor. BC'miz nerede? BC'miz hipotenüsü istiyor bizden arkadaşlar. Şöyle yapalım. Önce şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım hemen. 3'ün karesi 9 eşittir 2'nin karesi 4 ile AB'ye x diyelim x kareye. X kare 5 gelir x eşittir kök 5 çıkar. Burası kök 5. Şimdi bir de büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapalım şunun tamamında. BC'yi soruyor bize. BC'nin karesi eşittir. Bir kök 5'in karesini alacağım 5. Bir de 4'ün karesini alacağım 16. Yani 21 yaptı BC'nin karesi. Kök 21 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 12. sorumuz. G, ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Demek ki buradan inen doğru kenarortay, bu giden doğru kenarortay. Şurayı gösterelim. Hatta tabana 1, açıya 2'yi de yazalım. K noktası ABG'nin iç teğet çemberinin merkeziymiş arkadaşım. O halde buradan çıkan şu doğru da açıortay olmak zorundadır. Bunu da söyleyelim. AG'yi 3K demiş. AG 3K. GD şurası da 2K'ymış. Onu da şuraya 2K diye yazayım. O zaman burası da 4K olur. Tabana 1, açıya 2'den. AB'yi 35 vermiş. Burası 35. Şunu yapalım hemen. Bakın bu açıortay ya. 3K'ya 4K'ya. Burası da 3M'ye 4M. Yani toplam 7M eşittir 35. M eşittir 5. O zaman bu 15. Bu da 20. AE'yi soruyor. Yani 15'i soruyor. Paketledik. 13. sorumuz. ABC ikizkenar dik üçgeninin ağırlık merkezi G, iç teğet çemberinin merkezi de H. Şimdi G ağırlık merkezi ise kesin kenarortaydır. Bu doğru. H da iç teğet çemberinin merkezi ise bu da kesin açıortaydır arkadaşım. Şuralarda böyle olmak zorunda. AB'yi 6 verdim diyor sana. ED şuradaki x uzunluğunu da bize soruyor. Amca sağ olsun, Allah razı olsun amcamızdan. Nereleri biliyoruz biz şimdi? Bunun açıortay olduğunu biliyoruz. İkiz kenar dik üçgendi bu. Buranın toplamı da ne yaptı? 6. Hatta burası da 45-45-90'da hipotenüs ne oluyordu? Dik kenarın kök 2 katıydı. 6 kök 2. Sonra şunu yapalım. Şimdi bu 6'ya toplam 6'yı 2'ye bölecek. Burası 3. Şurası da 3-x olacak kardeşim. Bunu da yazalım hemen. 3-x'i de buraya yapıştırdım. Şimdi bakın ne yapıyorum. Açıortayımızın teoremini yapıyorum. Şu benim açıortayım. Kollarım 6 bölü 6 kök 2. Şuraya yazayım. 6 bölü 6 kök 2 eşittir. Ayaklar 3-x'e 3 artı x. 3-x bölü 3 artı x. Şu altılar gitsin. Buradan sonrası içler dışlar yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi 3 artı x eşittir olur. Kök 2 3 kök 2 eksi x kök 2 olur. Şimdi x kök 2'leri bir tarafa toplayalım hemen. X'leri daha doğrusu. X artı x kök 2 geldi buradan. Eşittir. 3'ü de buraya atarsak 3 kök 2 eksi 3 geldi. X parantezinde yazıyorum. X parantezinde 1 artı kök 2 eşittir. 3 kök 2 eksi 3 oldu. Hemen 1 artı kök 2'ye bölelim burayı. 1 artı kök 2'ye bölelim. X eşittir. Cevap bu arkadaşlarım. Şimdi bunu da düzenleyeceğim tabii ki hemen. 1 eksi kök 2 ile çarpacağım. Hatta kök 2 eksi 1 ile çarpalım eşleniyle. Peki çarparsak üst tarafı alt tarafı çarparsam eşlenik oldukları için bunlar 2 eksi 1'den 1 geliyor. Yani alt tarafla işimiz yok. Üst tarafı çarpalım. 3 kök 2 ile kök 2'yi çarpıyorum. 6 yapar. Şuraya yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yapayım. 6. 3 kök 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3 kök 2 yapar. Eksi 3 ile kök 2'yi çarpıyorum. Eksi 3 kök 2 yapar. Eksi 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Artı 3 yaptı. Buradan ne geldi? 9 eksi 6 kök 2 geldi. Sorumun cevabı Adana'dan çıktı. 14. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi K noktasıdır. Şimdi çevrel çemberinin merkezi K. Demek ki şurası geniş açı. 7 var, 9 var. BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar çevrel çemberin merkezi üçgenin dışındaysa o üçgen geniş açılı üçgendi. Hangi açının karşısındaysa da o açı geniş açı, yani 90'dan büyük. Şimdi burada bir de üçgende açı kenar bağıntısı yapalım. Normalde x dediğim şey, şuraya x dersen BC'ye x, ikisinin toplamı 16'dan küçük, ikisinin farkı 2'den büyük olacaktı. Şimdi bir de 90'dan büyük olmasını konuşalım. Onu da şöyle yazalım. Diyelim ki tam 90 olsaydı x kare eşittir 9'un karesi ile 7'nin karesinin toplamı olurdu. Ama büyük dediği için ben de burayı büyük aldım. Yani x kare büyüktür. Ne yaptı? 120, 130. Demek ki x büyüktür kök 130. Şimdi 130, 121 olsaydı 11 diye çıkardı. 144 olsaydı 12 diye dışarı çıkardı. Demek ki 11 ile 12 aralığında bir şey. Yani x büyüktür 11.2 diyelim ona. Hemen buradan da 2 aralık bulunca kesişim alıyorduk. Büyüklerden küçük olanı zaten bir tane var. Küçüklerden de büyük olanı, yani 11.2. Şimdi 11.2'den büyük olacak ne olabilir? 12, 13, 14, 15 olabilir. Çünkü 16'dan küçük olacak. En küçük tam sayı değerini soruyor. 12 olabilir. Cevabım Ceyhan'dan geldi. 15. sorumuz. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G. İç teğet çemberinin merkezi N. Yani bu açıortay, bu kenarortay. Bu da diklik merkeziymiş. Yani şurası 90 dereceymiş. Bunu da yazalım. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Hangilerini sıralamış? AF, AE, AD. Yani burada zaten söylenecek şey şu arkadaşlarım. Bir kere burası 90 olduğu için 90'ın karşısındaki kenar en büyük kenardır. Yani AD en büyükleri olacak. Bunu bir söyleyelim. En büyük AD. Şu olabilir. Şu da olabilir. Ortadaki AE ikinci en büyük. En küçükleri de AF olacak. Yani zaten direkt aşikar arkadaşlarım. Bu gayet kolay oldu. 16. sorudayız. D noktası dış teğet çemberinin merkeziymiş. Demek ki bu dış teğet çemberin merkezinden dış açıortaylar geçiyor değil mi? İki dış açıortay geçecek. Şunlar dış açıortay. ADC'yi soruyor. Şuradaki x'i soruyor bize. Dostum bunu bulmanın iki yolu var. Ya şunlara A, A, B, B deyip normal üçgenin iç açıları toplamı 180 ya da dış açıları toplamı 360 kuralı yapıp bulabilirsin. Ya da şöyle bir formül vardı dostlarım. İki dış açıortay arasındaki açı şuna eşit. 90 eksi tepedekinin yarısı, yani 50'nin yarısı 25. 90'dan 25 çıkınca da 65 kaldı diyebiliriz dostlar. Evet arkadaşlarım, konu testi 1'i gömdük. Bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.